4 Eylül Haber başlıyor. Mutlu akşamlar sevgili izleyiciler. Bugün 4 Haziran 2015 Perşembe. Günün gelişmeleriyle ana haber bülteninde karşınızdayız. Ben Can Vural. Cumhurbaşkanı Sivaslılarla buluşuyor programı kapsamında Sivas'a gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kent meydanında halka hitap etti. Milliyetçi Hareket Partisi Sivas İl Başkanı Ragıp Özkan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Sivas ziyaretine tepki gösterdi. Saadet Partisi Sivas Milletvekili adayları, kamu kurumları ve mahalleleri ziyaret etti. Saadet Partisi Sivas İl Başkanı Hurşit Doğan, günler kalan genel seçimi canlı yayında değerlendiriyor. Ayrıntılar Can Vural'ın sunumuyla şimdi 4 Eylül TV Ana Haber'de. Sivas bugün olağanüstü günlerinden birini daha yaşadı. Cumhurbaşkanı Cumhur'la buluşuyor programı kapsamında Sivas'a gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sivas meydanında halka hitap etti. Erdoğan'ın konuşmasında yine muhalefete sert eleştiriler ve yine başkanlık sistemi vardı. Göründüğü gibi olan gücünü milletten olan Recep Tayyip Erdoğan. Cumhurbaşkanı Sivaslılarla buluşuyor programı kapsamında Sivas'a gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kent meydanında halka hitap etti. Teşekkürler Sivas! Konuşmasında her zamanki gibi muhalefeti hedef alan Erdoğan, CHP, MHP ve HDP'yi yerden yere vurdu. Sen sahip olursan bu vatan batmayacaktır. Konuşmasının başlangıcında Sivaslılara çağrıda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, başkanlık sisteminin gelmesi için halkı sandığa davet etti. Banda heveslilerini, tek parti özlemiyle yanıp tutuşanları, milleti bölmenin, ülkeyi parçalamanın hesabını yapan üst saklı bir kez daha mağlup etmek için pazar günü milletimizi sandığa davet ediyoruz. Sivas 7 Haziran'da sözünü sandıkta söylemeye hazır mı? Sivas üst aklın aklını başından almaya var mı? Sivas Türkiye'yi yeni anayasasına kavuşturmaya hazır mı? Sivas başkanlık sistemine var mı? Konuşmasına muhalefet partilerini eleştirerek devam eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Batman'da açılan pankartı hatırlatarak HDP'yi eleştirdi. Bakın, Batman'da pankart açıyorlar. Barajı açtık, açtık. Aşamadık, meskenimiz dağlardır diyorlar. Çünkü bunlar dağdan yönetiliyorlar. Bunlar silahı bırakmadılar. İşte bakın, 6, 7, 8 Ekim tarihlerinde bu eş başkanlardan bir tanesi sokağa davet etmedi mi? Ve 50 kişi öldü. MHP'ye de yüklenen Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP lideri Devlet Bahçeli'nin HDP'nin meclise girmesi için çalıştığını söyledi. Kardeşlerim, ve Bahçeli şimdi bunlar için meclise girme çalışması yapıyor. Analar ağlamasın diye çözüm sürecini yürütürken bize demediklerini bırakmayanlar şimdi gidip anaları ağlatanların bizzat kendileriyle al takke ver külah birlikte yol yürüyorlar. Sadece bu kadar değil. Pensilvanya'daki ihanet şebekesiyle Kandil'deki kan tüccarı da yoldaş oldu. Bu koalisyonda yerini aldılar. Adana ve Mersin'de MİT tırlarına yapılan yasa dışı baskının görüntülerini yayınlayan gazeteyi sert sözlerle eleştiren Cumhurbaşkanı Erdoğan sözlerine şu şekilde devam etti. Bu ülkede Milli İstihbarat Teşkilatımızın
yaptığı bir operasyona sen kalkıp paralelle iş tutarak bunu dünyaya faş etmenin gayreti içerisine giriyorsun. Bir defa bu casusluktur. Bu ajanlıktır. Bununla ilgili de biz yargıya zaten suç duyurusunda bulunduk, gereği yapılacaktır. Eleştiri oklarını CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na da yönelten Erdoğan, Kılıçdaroğlu'nun altın klozet söylemlerini hatırlatarak yalan söylediğini ifade etti. Bu Kılıçdaroğlu yatıyor, kalkıyor, altın klozet, altın klozet, altın klozet. Ne dedim yayında? Dedim ki, gel, gez, bak. Bir tane altın klozet kapağı olan varsa ben Cumhurbaşkanlığı makamını bırakacağım. Ama sen bunu ispat edemezsen Cumhuriyet Halk Partisi'nin başından ayrılmaya var mısın? Gidemez. Çünkü akşam bir yalan, sabah bir yalan. Konuşmasının ilerleyen bölümlerinde Sivas'a yapılacak yatırımlardan bahseden Erdoğan, hızlı trenin kısa sürede hizmete gireceğini vurguladı. 12 yılda ne kadar yatırım yaptık biliyor musunuz? 14 katrilyon. 14 katrilyon. Peki 2002 yılına kadar Sivas'a gelen bölünmüş yol ne kadardı? 79 yılda 24 kilometre. Peki biz 12 yılda ne yaptık? 699 kilometre bölünmüş yol yaptık. Şimdi de inşallah Sivas'a hızlı tren geliyor. Bugün Sivas protokolünün Nuri Demirağ Havaalanı'ndaki heyecanlı bekleyişi saat 12.40'da son buldu. Günlerdir beklenen bugünkü miting için Ankara'dan özel ana uçağıyla yola çıkan Cumhurbaşkanı Erdoğan 12.40'da Nuri Demirağ Havaalanı'na geldi. Erdoğan'ı havaalanında Milli Savunma Bakanı İsmet Yılmaz, Vali Alim Barut ve il protokolü karşıladı. Günlerdir süren heyecanlı bekleyiş bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ANA adlı özel jetinin Sivas Nuri Demirağ Havaalanı'na inmesiyle son buldu. Saat 12.40'da Sivas'a gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Nuri Demirağ Havalimanı'nda Milli Savunma Bakanı İsmet Yılmaz, Vali Alim Barut, Belediye Başkanı Sami Aydın ve diğer ilgililer karşıladı. Birçok gezisinde olduğu gibi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı eşi Emine Erdoğan Sivas ziyaretinde de yalnız bırakmadı. Erdoğan havalimanı çıkışında kendisini karşılamaya gelen çocuklara oyuncak dağıttı. Çok teşekkür ediyoruz. Göstermiş olduğunuz ilgiye, sevgiye teşekkür ediyoruz. Cumhurbaşkanı Erdoğan ilk olarak Sivas Valiliğini, Sivas Belediye Başkanlığını ve 5. Piyade Eğitim Tugay ve Garnizon Komutanlığını ziyaret etti. Türkiye'nin Fatihi, Sultan şehrimize, Sivas'ımıza hoş geldiniz Sayın Erdoğan daha sonra Cumhuriyet Meydanı'nda Sivaslılarla buluştu. Recep Tayyip Erdoğan geliyor. Suskun dünyanın hır sesidir o. Göründüğü gibi olan gücü millet ben alan Recep Tayyip Erdoğan. Sivas! Bugün Sivas'a gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a Milliyetçi Hareket Partisi İl Başkanı Rakıp Özkan'dan ağır eleştiriler geldi. Erdoğan'ı ettiği yemini tutmamakla ve tarafsız davranmamakla itham eden Özkan, yemine sadık kalmamak münafıklıktır dedi. Türkiye'nin seçim atmosferine girmesinin ardından birbiri ardına mitinglere katılan ve isim vermeden oy isteyen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a tarafsız davranmadığı iddiasıyla bir tepki de MHP Sivas İl Başkanı Ragıp Özkan'dan geldi.
MHP İl Başkanlığı binasının çatısına tarafsızlık yemin eden Sayın Cumhurbaşkanı, şehrimize hoş geldiniz yazılı imalı bir pankart astıran Özkan, kent meydanında bir basın açıklaması yaptı. Açıklamasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı tarafsız davranmadığı, toplu açılışlar adı altında AK Parti lehine mitingler düzenleyerek konuşmalar yaptığı ve vatandaşları yönlendirdiği iddialarıyla ağır eleştirilerde bulundu. 7 Haziran seçimleri öncesinde ülkemiz ve milletimiz adına girmiş olduğumuz bu mücadelede AKP bütün kurum ve kuruluşlarla mücadeleye girmiş ve yenilmiştir. En son çare olarak Cumhurbaşkanı'nı şehre getirerek devlet imkanlarıyla batmakta olan gemisini kurtarma niyetindedir. Sayın Cumhurbaşkanı tarafsızlık yemini etmiş bir şahsiyettir. Halis bir Müslüman etmiş olduğu yemine sadık kalır. Yeminine sadık kalmamak, verdiği sözü tutmamak münafıklığın en bariz alametlerinden bir tanesidir. Özkan konuşmasının sonunda vatandaşlara ve basın mensuplarına yönelik olarak Erdoğan'dan Sivas'tan giden kurumların hesabının sorulmasını da istedi. Yarın Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a Sivas'tan götürmüş olduğu dikim evinin hesabını sorun. Devlet Malzeme Ofisi'nin hesabını sorun. Askeri hastanenin hesabını sorun. Özelleştirmiş olduğu Divriği Demir Çelik Fabrikası'nın hesabını sorun. Özelleştirmiş olduğu Kangal Termik Santrali'nin hesabını sorun. 10 yılda 137 bin insanımızın Sivas'tan neden göç ettiğini sorun. Seçimlere 3 gün kala ziyaret trafiği son sürat devam eden Saadet Partisi Sivas milletvekili adayları ziyaretten ziyarete koşuyorlar adeta. Adaylar bugün de yine kamu kurumlarıyla mahalle ve caddeleri dolaştılar. Seçimlere son 3 gün kala Saadet Partili milletvekili adayları gezilerine ara vermiyor. Bugün de kurum ziyaretleri ilk sıradaydı. İlk olarak Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı 12. Bölge Müdürü Ziya Durak ziyaret edildi. Seçimlerin içerisinde ülkemize hayırlar getirmesin. Size de başarılar. Çok teşekkür ederiz. Biz çok bir tanesi olduk ziyaretimizde. Allah razı olsun. Allah hayırlara vesile etsin inşallah. İkinci sırada TÜDEMSAŞ vardı. Doğan Ürgüp, Dursun Coşar ve Üzeyir Maraşlı, TÜDEMSAŞ Demiryolu Sendikası İşçi Başkanlığı temsilciliğinde Feyzullah Duman'ı ziyaret etti. Ziyarette konuşan Doğan Ürgüp, Demiryolu Sendikası'nın önemini vurguladı. Feyzullah Duman ise Ürgüp'ten TÜDEMSAŞ olarak katkılarını beklediklerini söyledi. Demiryolu Sendikamız da tabii ki Sivas'ımızın en önemli sendikalarından birisi. En fazla üyesi olan zannediyorum. İlk midir, ikinci midir? Birinci sendikasıdır. Bu manada sizi de ziyaret ettik. Sayın Genel Müdürümüzün önderliğinde, aday arkadaşlarımızla birlikte. TÜDEMSAŞ biliyorsunuz Sivas seçim çok önemli. Çünkü TÜDEMSAŞ sizin de çok önemseyeceğinizi ümit ederekten TÜDEMSAŞ'a seçilirseniz katkı yapmanızı. Seçilmeseniz de sanayi bağlamında katkı yapmanızı bekliyorum. Milletvekili adayları daha sonra işçilerle tek tek tokalaşarak kolaylıklar diledi. Kurumu da gezen Ürgüp yetkililerden bilgi aldı. Bu sektörde, bu sanayi sektöründeki en modern depolama sektörü. Bize giren her ürünün, TC2 numarası gibi her ürünün bir numarası var. Ardından yemekhaneye de giden adaylar işçilerle tokalaşıp birlikte yemek yediler. Burada Kaynak Eğitim ve Teknoloji Merkezi'nde Doğan Ürgüp kaynakta yaptı. 4 işletmeye de ziyaret gerçekleştirildi. Burada adayları Ahmet Şener makamında ağırladı. Doğan Ürgüp konuşmasında seçimlere değindi. Seçimlerin bir defa şehrimize, camiamıza, efendim ülkemize hayırlar getirmesini temenni ediyorum. Bizimle birlikte yarışan bütün adaylara da aynı derecede kolaylıklar ve başarılar diliyorum. Hakkımızda hayırlısını Cenab-ı Allah'tan niyaz ediyorum. Milletvekili adayı Doğan Ürgüp, Atatürk Caddesi ve İstasyon Caddesi'nde yürüyüş yaparak vatandaşlarla selamlaştı. Onların sorunlarını dinledi. Ürgüp'e bu gezisinde Zeki Haral, Aytekin Kulmaç, Erol Çelik, Ümran Avcı, Hakan Sezerer, Ömer Aydoğan, Uğur Bulut ve Yurdal Epsileli de eşlik etti. En son durak Yeni Doğan Mahallesi oldu. Çocuklar tarafından heyecanla karşılanan milletvekili adayları burada seçim bürosu açılışına katıldı.
İlk sözü Zehir Maraşlı aldı. İkinci sıra Dursun Coşer'indi. Son sözü de Doğan Ürgüp aldı. Ürgüp yapılan işlerin kıymetinin bilinmesi önemli diyerek şöyle devam etti. Yapılan işlerin bilinmesi çok önemli değerli kardeşlerim. Değerli kardeşlerim, Sivas'ın her tarafında yatırımlarımız var. Yapmadığımız ne var? Hayırlısı Ucu Caddesi'nde yapmadık mı? İmar revizyon yapılmadı mı? Buraya çok uzak olmayan Kurtdelesi Parkı yapılmadı mı? Muhsin Yazıcıoğlu Bungalı ve Muhsin Yazıcıoğlu kentsel tasarım projesi yapılmadı mı değerli kardeşlerim? Konuşmaların ardından seçim bürosu açılışı yapıldı. Seçim çalışmalarına ara vermeden devam eden Saadet Partisi İl Başkanı Sayın Hurşit Doğan şu an canlı yayın konuğum sevgili izleyiciler. Kendisiyle artık son viraja geldiğimiz seçimleri ve yapılan son çalışmaları değerlendireceğiz. Hoş geldiniz. Sağ olun, teşekkür ettim. Efendim bu sene seçimlere Saadet Partisi çatısı altında Büyük Birlik Partisi ve Saadet Partisi beraber giriyor. Evet. Milli İttifak adıyla giriyor. Öncelikle buna dair neler söyleyeceksiniz? Artık son 3 gün çünkü 3 günden az bir zaman kaldı. Buyurunuz. Doğru, kabul edeyim. Milli İttifak altında girdiğimiz seçimler inşallah ülkemize, milletimize, İslam alemine hayırlı uğurlu olur diyorum. Çalışmalarımıza gelince şu anda adaylarımız yoğun bir tempoda. Sivas'ın tamamını taradık aşağı yukarı. 1240 köy var. Şura burası 850 tanesi tarandı. İlçelerin tamamı tarandı. Şu anda ilçede mitinglerimiz başladı. Yarın Allah nasip ederse Yıldızeli, Gemelik, Şargışla, Altınyaya mitinglerimiz var. Çalışmalar bu şekilde devam ediyor. İnşallah güzel neticeler alacağımıza eminim. Efendim önünüzde broşürler görüyorum, notlar almışsınız. Tabii. Belli ki hazırlıkta da gelmişsiniz. Nelerdir öncelikle o broşürlerde neler şimdi var bizimle önce, paylaşır doğru. mısınız? İlk önce Can Bey isterseniz ben israftan bahsedeyim. Buyurun. Şu anda Türkiye'de... Son günlerde oldukça fazla doğru. konuşuluyor bu doğru, israf. Doğru. Evet. İsraf yani bugün Bülent Arış Bey'in de söylediği gibi israf olmasa haktan vergi almayız diyor. Bu israfın en büyük nedenlerinde yıllık bu sene faize gidecek 54 milyon dolar. Faize gidecek. Bunlarla ne yapılabilir? Biz bir ön çalışma yaptık. İsterseniz ben arz edeyim. Buyurunuz efendim. Çiftçiye ve köylüye tam destek %100 destek verildiğinde kadar 5 milyon dolar gidiyor. İşçilerden vergi indirimi, asgari ücretle %50 zam yaparsan 5 milyon dolar. Tüm emekliye %100 artış yaparsan 5 milyon dolar. İki tane tüpraş fabrikası kurduğun anda 8 milyon dolar. İki tane erdemir çelik fabrikası kursan 6 milyon dolar. Geniş gövdeli uçak fabrikası bir tane kursan 4 milyon dolar. İrili ufaklı 80 tane fabrika 8 milyon dolar. Hayvancılığa tam destek 2 milyon dolar. Tüm öğrenciye burs 2 milyon dolar. 20 tane ticari ve serbest bölge sanayisi kursan 3 milyon dolar. Tüm öğrenciye servis yemek bedava 3 milyon dolar. Tüm köylerin asfaltı yapsa 100 bin kilometre 4 milyon dolar. Toplamı 54 milyon dolar ediyor. Buradaki sıkıntı israf haddinden fazla. Kaynak yok diyorlar ama faize gelince kaynağı istediği gibi buluyorlar. Çünkü Türkiye'nin şu anda faize 54 milyon dolar vermese bu işler tamamıyla her sene bu işlemle yapılması lazım. En azından işsize iş bulunması lazım. Emekliye zam yapılır. En azından asgari ücrete %50 zam yapın nasıl yapıyorsunuz diye soruyorlar. Bunun ben genellikle bunun şeyini çıkardım. Bir de burada şu anda Türkiye'de unuttuğumuz bir şey var. Vatandaşları hatırla diyorum. Şu anda toprak ayağımızın altında kayıyor. Şu anda Türkiye'de toprak ayağımızdan kayıyor. Parsel parsel satılıyor. Haddinden fazla parsel parsel satılıyor. Bunu vatandaşlar bir duyarlı olması evet. lazım. Görmesi lazım. Ayrıca burada İsrail projesi, Büyük Ermeni projesi, Türkiye'yi darmaduman gitmişler. Bunların hedefleri yavaş 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 gerçekleşiyor. Bölge toprak sata sata toprakları elimizden gidiyor. Ama vatandaşlarımız bu işte duyarlı olacak. Allah nasip ederse bu hafta yapılacak seçimlerde büyük bir başarı edeceğimize inanıyorum. Yani İsrail ve Ermeni lobilerinin doğru. isteklerine cevap mı veriliyor diyorsunuz? Doğru. Çalışmalar o şekilde. Yani şu andaki sistem o şekilde. Bir de isterseniz benim daha önce Asaplar zamanında yaşanan bir olay var. Muaviye Ebu Zeyd'i davet ediyor.
saraya davet ediyor. Saraya varınca bakıyor ki saray muhteşem. Gerçekten çok güzel yapmış. Ebu Zer diyor ki müavinine, kendi paranla yaptırdıysan israf, halkın parasıyla yaptıysan harap. Ama bizim şu anda bu şeyi uygulayacak hiçbir kişi yok. Yani hem israf ediliyor, doğru, hem de harama doğru. Katılıyor. Doğru mu efendim? Katılıyor. Bunu mu söylemek istiyorsunuz? Peki şu da önemli, onu sormak istiyorum. Tamam. Şimdi siz Saadet Partisi çatısı altında BBP ve Saadet Partisi olarak beraber seçime giriyorsunuz. Oy pusulasından söz etseniz, çünkü seçimlere çok az doğru kaldı. Oy pusulası şu anda renkli basıldı. Evet. Sivas'ta 13. sıradayız. Altta genel başkanımızın ismi yazılı, alt tarafta da milletvekillerin isimleri yazılı. Renkli olduğu için sıkıntı yok. Şu andaki mühür siyah. Siyah olduğu için de bundan sonra işte vay mühürü nereye basarsa basın mühür kesinlikle belli olacak. Yani. Şundan sordum, hani Büyük Birlik Partisi logosu arayıp da yok, bu nerede diyenler için de bir kez daha hatırlatalım sevgili izleyiciler. Saadet Partisi çatısı altında girildiği için, doğru, bütün adaylar Saadet Partisi'nin oy pusulasında gördüklerinde 5 buna... 5 yıldız bir hilalın, evet, altındaki oy pusulasını buna oy verecekler. Efendim artık toparlayacak olursak süremizi aşmak üzereyiz çünkü. Seçimlere de çok az kaldı. Neler vaat ediyorsunuz hemen? Kısacık alalım. Vaadimizi yapan bir görüşüz. Sözümüzün eriz diyorsunuz. Doğru. Yani. Yaptığımız, yapacağımızın teminatıdır. Ben halkımdan diyorum ki evinizin anahtarını kendine emanet edemeyeceğiniz kişilere oy vermeyin. Evimizin anahtarını, ben evimin anahtarını güvenli kişiye teslim ederim ki evim güvenlik altında olsun, güvenlik içinde olsun. Ama evimi güvenmeyeceğim bir kişiye teslim ettiğin anda o evin hali nasıl olur diyorum. Bir de ayrıca bir duyurumuz var. Buyurun. Buradan duyurayım. Yarın Allah nasip ederse Mitik Meydanı'nda, Mitik Meydanı tamamen bize ait. Mitik Meydanı'nda saat 16.30'da bir basın açıklamamız var. Orada da kimlerle yapacaksınız açıklamayı? Adaylarımız katılacak. Biz bunun adını son vuruş olarak koyduk. Allah nasip ederse ses getirecek. Ulusal basında da ses getirecek. Cumartesi günü de saat 13'te bir konvoy düzenleyeceğiz. Yer Türk İş Blokları üstünde Fatih Mahallesi olarak geçiyor. Tüm halkımızı bu mitinge ve yarınki yapacağımız basın açıklamasına davet ediyorum. Peki çok teşekkür ediyoruz Sayın Başkanım. Ederim. Başarılar diliyoruz. Teşekkür ederim. Hoşçakalın. Sağolun efendim. İl Genel Meclisi 2015 yılı Haziran ayı toplantıları devam ediyor. Toplantıların bugün yapılan 4. oturumunda Çevre ve Sağlık Komisyonu'na ve Plan ve Bütçe Komisyonu'na havale edilmiş olan önergeler görüşüldü. Son İl Genel Meclisi tatilinin Temmuz ayında olmasının kararlaştırılmasıyla da oturum sona erdi. İl Genel Meclisi Haziran ayı 4. oturumu bugün yapılan görüşmelerle tamamlandı. İl Genel Meclisi Başkanı Sedat Özat'a başkanlığında gerçekleştirilen toplantıların bugünkü oturumunda iki gündem maddesi ele alındı. Ama bütçe, gelirimetle, bütçe, altınmetle, bütçe önemli. Murat Toraman bugünkü oturumda ilk olarak Zara ilçesi Beypınarı ve Belen Tarla köylerinin kanalizasyon atıklarının dere suyuna karışması nedeniyle oluşan çevre kirliliği durumunun incelenmesi hakkındaki önergeyi okudu. Meclise sunulan önerge kabul edildi. Daha sonra da Eğitim, Plan ve Bütçe Komisyonu'na havale edilen il genelinde ilk ve ortaokulların temizlik ve malzeme ihtiyaçlarının karşılanması konusunda araştırma yapılarak bütçe imkanları dahilinde destek olunması hakkındaki önergeler görüşülerek oy birliğiyle kabul edildi. Milli Eğitim Bakanlığı lise müdürlüklerine kırtasiye malzemesi, temizlik malzemesi ve fatura ödemeleri için bir ödenek göndermektedir. İlk, ortaokul ve anaokullarına ise bu tür ihtiyaçlarını karşılaması için ödeneği okul müdürlüklerine değil de toplu olarak İl Milli Eğitim Müdürlüğü emrine göndermektedir. Okullarımıza planlaması ise İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yapılmaktadır. Aşağıdaki tabloda Sivas merkez ve ilçelerindeki okullarımızın ve öğrencilerimizin sayısı ile İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından 2014 yılı içerisinde bu tür kalemlere harcanan tutarlar belirtilmiştir. Son olarak da İl Genel Meclisi tatil ayının belirlenmesi gündeme geldi. Tatilin Temmuz ayında yapılmasının kararlaştırılmasının ardından da meclisin 4. oturumu sona erdi. Bu tatilin 8. ayda olmasına ancak
7'de yapacağımız tatilinde saat 13'te başlayalım. Gündemlerinde toplantında 13'te başlamasını teklif ediyoruz. Bu tatil aslında biz Temmuz ayında yapılmasını istedik ama arkadaşlarımız şey dedi, işte Ağustos hem sıcak hem de yorucu olur. Biz de dedik ki kardeşim o zaman bu arkadaşlarımızın muhabbet merceğine daha iyi burada bir söz verirsek, yani misafirhanede kalan arkadaşlarımız için bu iftar ve sağlık yemeği arkadaşlarımız düşündük. Onunla ilgili tedbirlerimiz alır. Rahat olun. Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde hayli heyecanlı anlar yaşandı. Sirenler, alarmlar, oradan oraya koşuşturan görevliler ve AFAD ekiplerini görenler bir anda paniklediler. Ancak Allah'a şükür ki korkulacak hiçbir şey yoktu ve her şey sadece tatbikattan ibaretti. Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde kimyasal sızıntı ve yangın tatbikatı gerçekleştirildi. Gerçeği aratmayan tatbikat çevredekiler ve hastalar tarafından ilgi ve korkuyla izlendi. Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi bünyesinde oluşturulan Hastane Afet Tatbikat Birimince organize edilen tatbikata AFAD, UMKE ve İtfaiye Müdürlüğü ekipleri katıldı. Senaryo gereği hastanede çıkan yangın üzerine alarm verildi. Ardından hastane güvenlik ekipleri psikiyatri ve biyokimya laboratuvarında çalışan iki yaralıyı hastaneden tahliye ederek ambulansa sevkini sağladı. Ardından kimyasal sızıntıya maruz kalan 3 kişinin mikrobiyoloji laboratuvarından AFAD ekipleri tarafından kurtarılarak özel oluşturulan çadıra götürülerek temizlenmesi sağlandı. UMKE ekipleri ise hastanenin üst katındaki bir yaralıyı yangın merdivenini kullanarak tahliye etti. AFAD ekipleri ise terasa indirilen bir yaralıyı makaralı sedye kullanarak halatla aşağıya indirdi. Hastanenin 6. katında bulunan bir yaralı ise AFAD ekiplerince sırtta teras kısmına indirildi. Ardından itfaiye ekipleri hastane personeline yangın söndürme konusunda eğitim verdi. Tatbikat AFAD ve UMKE ekiplerinin bayrakla hastanenin 8. katından iniş yapmasıyla son buldu. Tatbikatı izleyen hastane başhekimi Profesör Doktor Gökhan Gökçe emeği geçenlere teşekkür etti. Sertim arkadaşlar, teşekkür ediyorum. Bu sayede buradaki çalışma arkadaşlarımıza ayrıca teşekkür ediyorum. Sağ olun. Sivas'ta doktorluk yaptığı dönemde elde ettiği kazançlarla Yoksullara Yardım Vakfı'nı kuran hayırsever merhum Doktor Ahmet Kemal Köksal anısına Tarım İl Müdürlüğü'nde Vakıflar ve Hatırda Yarışmak konulu konferans düzenlendi. İl protokol üyelerinin ve vatandaşlarının yoğun katılımıyla gerçekleşen program, İlahiler ve Sevgi Evleri çocuklarının sema gösterileriyle renklendi. Yokla Arapun. İnsanlık görevi hayır hasenat. Kahramanmaraş'ta doğan ve Sivas'ta doktorluk yapan merhum Doktor Ahmet Kemal Köksal anısına Vakıflar ve Hayırda Yarışmak konulu konferans düzenlendi. Tarım İl Müdürlüğü'nde düzenlenen programa Sivas Valisi Alim Barut ve eşi Miyase Barut, İl Müftüsü Recep Şükrü Balkan, İl Milli Eğitim Müdürü Zekeriya Çınar, İl Kültür ve Turizm Müdürü Kadir Pürlü başta olmak üzere il protokol üyeleri, vatandaşlar ve çocuklar katıldı. Düzenlenen program Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı. Ya eyyühellezine amenu katilüllezine yelunekum minel kuffar. Sonrasında Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Hasan Aykut açılış konuşmasını gerçekleştirdi. Sevmek fiilinden sonra gelen dünyanın en güzel fiili yardım etmektir. Toplumsal sevgiye ve saygının oluşması insanların hiç tereddütsüz birbirlerine yardım etmelerine bağlıdır.
toplumsal yardımlaşmanın en güzel örneğini bizlere sunan Dr. Ahmet Kemal Köksal'ın vakfının aracılığıyla kimsesiz ve bakıma muhtaç çocuklarımıza aile ile nakdi yardımlar yapılarak birçok hayırlara vesile olunmuş ve olunmaya devam edilmektedir. Daha sonra Sivas Valisi Alim Barut da hayırsever Doktor Ahmet Kemal Köksal'ın amelinin açık olduğunu ve arkasında dua edecek birçok kişi bıraktığını söyleyerek sözlerini şu şekilde devam etti. Ben de kendisini rahmetle, minnetle anıyorum ve şunu ifade ediyorum ki salonlar dolusu çocukları var, salonlar dolusu arkasından Fatiha okuyan ve kendisine hayır dualarda bulunan gençlerimiz var. Biz de onun hatırasına hürmeten burada çok güzel bir tesis kurmuş. Düzenlenen program İl Müftülüğü ve Sivas Devlet Türk Halk Müziği Korosu Müdürlüğü'nün ilahi konseriyle devam etti. Sonrasında Sevgi Evi çocukları Sema gösterisinde bulundular. Program, Doktor Ahmet Kemal Köksal'ın yaşamı ve o dönem arkadaşı gazeteci yazar Mehmet Göçer'in Köksal'ı anlatmasıyla son buldu. Tarih 1965. Bir gün beni çağırdı. Bakış Malat Eskadı, düğün köyünden 30 civarında hasta geldi. Hiçbirini kurtaramadık. Bu önemli bir iş. Sen haber yaparsan Ankara Elkor sebebi anlaşılır. Bu bizi aşan bir iş, dedi. Sivas Sağlık Müdürlüğü kreş ve gündüz bakım evinde eğitim gören minik öğrenciler hayatlarının ilk mezuniyet sevincini yaşadılar. Çeşitli gösterilerin de yer aldığı mezuniyet töreninde minikler keplerini havaya fırlatarak doyasıya eğlendiler. Sivas Sağlık Müdürlüğü kreş ve gündüz bakım evi öğrencileri hayatlarının ilk mezuniyet heyecanını yaşadılar. Fidan Yazıcıoğlu Kültür Merkezi'nde düzenlenen törene Vali Yardımcısı Turgay İlhan, Halk Sağlığı Müdürü Adil Kaya ve öğrenci velileri katıldı. Törende konuşan kreş müdürü Esra Yıldırım, "Geleceğimizin teminatı çocuklarımızın bu mutlu gününe ortak olan velilerimize teşekkür ediyorum," dedi. Törende çocuklar tarafından Semazen, Mehter, yöresel oyunlar gösterisi sunuldu. Program, minik öğrencilerin diploma ve kep fırlatma töreniyle sona erdi. Müzik ruhun gıdasıdır sözü bir kez daha doğrulandı değerli izleyiciler. Sivas Toplum Ruh Sağlığı Merkezi'nde tedaviyi gören hastalar tarafından geçtiğimiz yıllarda kurulan ve o günden bu yana çalışmalarını sürdüren Türk Halk Müziği Korosu ilk konserini verdi. Yaklaşık 2 yıl önce Sivas Toplum Ruh Sağlığı Merkezi'nde tedavi gören hastalar tarafından kurulan Türk Halk Müziği Korosu bugün ilk konserini başarıyla verdi. Fidan Yazıcıoğlu Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen konsere Numune Hastanesi yöneticisi Hayati Öztürk, hastane çalışanları ve vatandaşlar katıldı. Sahneye çıkan Toplum Ruh Sağlığı Merkezi'nde tedavi gören hastalar seslendirdikleri parçalarla katılımcılara keyifli dakikalar yaşattı.
ve spor. Spor Toto Süper Lig sonrasında Medicana Sivasspor takımda gelecek sezon kadrosunu şekillendirmeye başladı. Medicana Sivasspor önceki gün takımdaki 3 oyuncuyla sözleşme yenilerken bugün de 7 futbolcuyla yollarını ayırma kararı aldı. Bu sezon kırmızı beyazlı ekipte forma giyen John Utaka, Michael Eneramo, Abdurrahman Dereli, Kadir Bekbenzci, Deniz Öksüz, Ertuğrul Taşkıran ve İbrahim Toroman'la yollar ayrıldı. Diğer yandansa Medicana Sivasspor'un ligden düşen Kardemir Karabükspor'un başarılı defans oyuncusu Erdem Özgenç ile temasta olduğu belirtildi. Bakalım Sivas'ta hava nasıl olacak sevgili seyirciler? Sivas cuma ve cumartesi gününü gök gürültülü sağanak yağışlı geçirecek. En düşük sıcaklıkların 8 ve 10 derece, en yüksek sıcaklıkların ise 24 ve 22 derece olması bekleniyor. Pazar, pazartesi ve salı günü ise çok bulutlu olacak. Pazar günü en düşük sıcaklığın 12 derece, en yüksek sıcaklığın ise 23 derece olması bekleniyor. Pazartesi ve salı günü ise en düşük sıcaklıklar 11 ve 12 derece, en yüksek sıcaklıklar ise 28 derece olacak. Ve para piyasaları. Euro düşüş gösterdi, 3 Türk lirasından alışı yapıldı. Amerikan doları ise düştü, güne 2 lira 66 kuruştan girdi. Gram altın ise %0,8 düşüş gösterdi. Gram altının satışı 100 lira 77 kuruştan yapıldı. Böylelikle bültenimizin sonuna geldik sevgili izleyiciler. Az sonra sevgili Melih Delibaş yurttan haberlerle karşınızda olacak. Saat 21.15'te de seçim 2015'in bu akşamki konuğu Sayın Doğan Ürgüp olacak diyerek kıssadan ise öykümüzle vedamı gerçekleştirmek istiyorum. Size bizim çocukluğumuza dair biraz bir şeyler anlatayım istiyorum. İşte böyleydi bizim çocukluğumuz demek istiyorum çünkü. Mesela küçük şeylerle mutlu olmayı öğrettiler bize. Ne her gördüğümüzü isterdik ne de her istediğimiz olurdu ama bunalımlara girip çıkmazdık. Ertesi gün unuturduk. Bir giydiğini bir daha giymemek, önüne konan yemeği beğenmemek ne yaptı bize? Bunları sorgulayacak kadar zengin değildik çünkü hiçbirimiz. Hani bir kıyafetin miras gibi büyükten küçük kardeşe kaldığı günlerden bahsediyorum sizlere. Sökülenin atılmayıp dikildiği, yıprananların yamalarla saklandığı günler. İşte bu yüzden her anne iyi bir terzi ve her baba da yenilerini alamadığı için içi biraz buruk olurdu. Ama modayı yine de takip ederdik biz. Mesela ipten kemerlerimiz, çoraplardan eldivenlerimiz vardı bizlerin. İşte bu yüzden ekmek ve emek bizim için nimettendir. Kaybetmemek için sıkı sıkı sarılırız ekmeğimize de sevdiklerimize de. Hoşça kalın, esen kalın sevgili seyirciler. Ben Can Vural.
Yurttan haberlerle karşınızdayız. Ben Melih Delibaş. Çanakkale'nin Bayramıç ilçesine bağlı Kaykılar köyünde yaşayan 70 yaşındaki Nuri Gül ve 80 yaşındaki Hanife Gül, harabeyi andıran evlerinde devletin verdiği aylık 266 liralık yaşlılık maaşıyla bir ay geçiniyor. Komşuların sayesinde kurbandan bir diğer kurban bayramına sofralarına et girebildiğini söyleyen yaşlı çift, her şeye rağmen hayata umutla bakıp herkese örnek oluyor. Yaygaran yaygadıktan sonra dökerim dışarı. Batının en uç noktasındaki kentlerden Çanakkale'nin Bayramıç ilçesine 14 kilometre uzaklıktaki Kaykılar köyünde yaşayan Nuri Gül ve Hanife Gül zor şartlara rağmen hayatta kalma mücadelesi veriyor. Yıllarca çalışıp ancak başlarını sokabilecek bir ev satın alabilen iki çocuk sahibi Gül çifti, elleri iş tutmayınca devlete başvurdu. Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı, Gül çiftine her biri için 3 aydan 3 aya 400 lira maaş bağladı. Ellerine aylık toplam 266 lira geçen çift, her şeye rağmen hayata küsmüyor. Sabah, öğle ve akşam çay ve ekmekle günü geçiren Gül çifti, peynir, domates, salatalık gibi ürünleri ancak maaş günü görebildiğini söyledi. Zeytin, ekmek, çay, öğle yer. Öğlen? Öğlen de yine aynı. Akşam? Akşam da aynı. Eti ancak Kurban Bayramı'nda gördüklerini söyleyen çift, çocukları hakkında şunları söyledi. Çoluk çocuk var mı yenge? Allah, nerede bakacaklar? Kendine bakamayız. Kendine idare edemiyorum. Bize nereden bakacak? Kendileri alabilirse yiyorlar işte. Alamasalar yok. En büyük üzüntüsünün artık elleri tutmadığı için ekmek yapamadığı olduğunu söyleyen yaşlı kadın şöyle konuştu. Artık zaten ben ekmek yapamıyorum. Ellerim böyle büzülüveriyorum. Ekmek satın. Aldığımız parayı yiyoruz. Agılan gögüle. Bağ yok, bahçe yok. Kayseri'nin İncesu beldesine bağlı eskiden köy olan Hamurcu mahallesinin sakinleri, 2004 yılında devletin kendilerine verdiği tapuları dava açarak tekrar ellerinden almaya çalıştığını iddia etti. Köylüler, dedelerimizden atalarımızdan kalan tarlalarımızın elimizden alınmasını istemiyoruz. Devletimizden bize yardımcı olmasını bekliyoruz, dedi. Eskiden İncesu ilçesine bağlı köyken 30 Mart 2014'ten sonra mahalleye dönüştürülen Hamurcu'da hazine avukatları 800 kişi aleyhine dava açtı. Hazineyle davalık olan çiftçiler, bizler yıllardır dedelerimizden, babalarımızdan kalan tarlaları ekip biçiyoruz dedi. Dedemizden, ebemizden kalan tarlalarımızı bütün elimizden devlet tarafından tapulandığı halde de yine de tapu elimize geçtiği halde tapularımız elimizden gidiyor. 2004 yılında devletin tarlalarına tapularını çıkarıp verdiğini ancak tapuların geri alınması için yasal işlem başlattığını söyleyen köylüler şunları söyledi. Bizim daha önceki ektiğimiz diktiğimiz tarlaları dedelerimizin ekip diktiği tarlaları 2004'te bize tapu kadastro geldi ve tapu verildi. 10 yıl dolmaya bir ay kala 800'üne dava açıldı. 830 kişi şu anda mahkemede. 8000 dönüm, ortalama 8000 dönüm. 40 dönüm benim bir tarlam hazineye kaldı. En kıymetli yerde. 50 dönüm de şimdi yine alıyor benim elimden. 40 dönüm aldı, 50 dönüm. Bu 20 dönüm de kardeşlerimden alıyor. Bir adamın 200 dönüm tarlası var, 100'ünü aldı elimizden. Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde polisin dur ihtarına uymayarak kaçan alkollü sürücü ve önün kullandığı otomobil polis aracına çarparak durabildi. Sürücü ve önün yere düşen cep telefonunun kapağının altında 1 gram toz esrar bulundu. Olay akşam saatlerinde Devrek yol ayrımı mevkinde meydana geldi. Seyir halindeyken bir sürücünün alkol aldığı yönünde ihbar alan polis otomobili durdurmaya çalıştı. Ancak sürücü VÖ Kepez mahallesinden Devrek yol ayrımı mevkiine giderken yolu kapatan trafik polisinin aracına çarparak durabildi. Kazadan yaralanmadan kurtulan VÖ ve arkadaşı MO'nun yapılan üst aramasında herhangi bir suç aletine rastlanmazken otomobilde ise çok sayıda bira şişesi bulundu. Bu arada VÖ'nün yere düştüğü sırada arka kapağı açılan cep telefonundan düşen kağıt parçasının içinden 1 gram toz esrar maddesi çıktı. VÖ bunun benden düştüğünü gördüler mi? Nereden biliyorlar bunun benim olduğunu diyerek karşılık verdi. Tamam.
Daha önce yaralama olayından hakkında yakalama kararı bulunduğu için polisten kaçtığı anlaşılan V.Ö.'nün yapılan alkol muayenesinde 109 promil alkollü olduğu belirlendi. V.Ö. ile arkadaşı M.O. ifadeleri alınmak üzere karakola götürüldü. Antalya'nın Kaş ilçesinde düzenlenen Likya Kalkan Yemek Şenliği'nde aşçılar yöresel lezzetleri tanıtmak için yarıştı. Kalkan caddelerindeki yürüyüşle başlayan şenlikte çeşitli yörelerin halk oyunları gösterileri sunuldu, yöresel sanatçılar konser verdi. Antalya'nın Kaş ilçesinde düzenlenen Likya Kalkan Yemek Şenliği'ne yerli ve yabancı tatilciler katıldı. Kalkan caddelerindeki yürüyüşle başlayan şenlikte çeşitli yörelerin halk oyunları gösterileri sunuldu, yöresel sanatçılar konser verdi. Yöresel yemekler gelenlere ikram edilirken bazı aşçıların meyveler üzerinde yaptığı gösteriler dikkat çekti. Kaymakam Selami Kapan Kaya, Kaş'ın yemeği, kültürü, sanatı ve geleneğiyle dünyada yer alması gerektiğini anlatırken, bütün dünyadan gelen turistlere bunları tanıtabilmeliyiz, tattırabilmeliyiz dedi. Aynı zamanda yemeğimizle, kültürümüzle, sanatımızla, resmimizle, geleneklerimizle de dünyada yer alabilmeliyiz. Bütün dünyadan gelen turistlerimize, insanlarımıza bunları tanıtabilmeliyiz, bunları tattırabilmeliyiz. Kalkan Restorancılar Derneği Başkanı Mustafa Akdeniz de şunları aktardı. Bu yıl Kaş Kalkan'da ikincisini düzenlemiş olduğumuz yöresel yemek festivalimizde yöresel yemeklerimizi aşçılarımız pişirerek gelen misafirlerimize damak zevkine tattırmıştır. Bundan sonra da önümüzdeki yıllarda daha geniş yöremizdeki yemekleri yapılacaktır ve bu damak lezzetimizi tüm dünya mutfağına tanıtacağız inşallah. Edirne'de Tarihi Tunca Köprüsü, Edirne Valiliği tarafından tam 600 bin lira harcanarak aydınlatıldı. Açılış için mehteranlı ve havai fişekli program düzenlendi. Edirne Valisi Dursun Ali Şahin, 4 vali arkadaşımız buranın aydınlatılması için uğraşmış, ancak uygun bir proje Anıtlar Yüksek Kurulu'na benimsetilememiş. Biz bu uğraşı sarf ettik ve hedefe ulaştık dedi. Osmanlı İmparatorluğu'na 92 yıl başkentlik yapan ve metrekareye düşen tarihi eser bakımından dünyanın en zengin şehirlerinden biri olan Edirne'de tarihi köprülerin aydınlatılması son 14 yılda yapılan onlarca ihale ve projeye rağmen bir türlü gerçekleştirilememişti. Edirne'ye atandıktan sonra köprülerin aydınlatılması için yoğun uğraş sarf eden Vali Dursun Ali Şahin'in hazırladığı aydınlatma projesi, Kültür ve Tabiat Varlıkları Koruma Kurulu'nun onayından geçtikten sonra 600 bin lira harcanarak aydınlatmalar bir ayda tamamlandı. Tunca Köprüsü'nün aydınlatılması için Edirne Valiliği tarafından köprü girişinde program düzenlendi. Edirne Valiliği tarafından oluşturulan Roman Mehteran takımının konseriyle başlayan programda Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, Vali Şahin'e övgüler yağdırdı. Kendimize yürekli bir adam tayin oldu. Gerçekten Edirne'yi seven, Edirne tarihini seven, en az Edirneliler kadar, bizim kadar Edirne'ye aşık, hizmet etmek isteyen birisi. Sayın Valimiz Dursun Ali Şahin. Edirne Valisi Dursun Ali Şahin ise yapımı süren Karaağaç Köprüsü'nün tamamlanmasının ardından kent merkezini Karaağaç Mahallesi'ne bağlayan Tunca Nehri üzerinde köprünün araç trafiğine kapatılacağını söyledi. Kendisinden önceki 4 valinin köprünün aydınlatılması için çaba sarf etmesine rağmen kendisine kısmet olduğunu söyleyen Vali Şahin şunları söyledi. Bugüne kadar burası aydınlatılması için bayağı uğraşılmış. 4 vali arkadaşımız uğraşmış ama neticede bir proje takdimi, iyi ortamda güzel bir proje takdimini kurul üyelerine benimsetilememiş. Nasip bizeymiş, gelir elbe zuhura, her neyse hükmü kader, hatta tefyiz-i umur eyle, ne elem çek ne de keder. Evet, biz elem de çekmedik, keder de çekmedik ama uğraşı sarf ettik ve sonunda hedefe ulaşmayı başardık. Yurttan haberlerle karşınızdaydık. Gelişmeleri aktarmaya devam edeceğiz. Yarın görüşmek ümidiyle hoşça kalın, esen kalın.